Kadına şiddet gün geçtikçe artıyor. Hacettepe Üniversitesi'nin 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de her 4 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Bu veriler dünyada da bu şekilde. Maalesef kadına yönelik şiddet hala toplumsal bir problem. Antalya'da büyük şehir olması nedeniyle maalesef Türkiye ortalamasında Antalya'daki kadına yönelik şiddet oranı. Antalya'da da Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir otelde panel düzenlendi. Panelde konuşan psikolog Emine Anadol, kadına yönelik şiddetin artık uluslararası bir problem olarak yasalarda yer aldığını belirtti. Şiddet uluslararası ve toplumsal bir problem olarak yasalarda yer alıyor artık ve devlet de kadınları ve aile içi şiddeti korumakla yükümlü. 2012 yılında çıkartılan aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele kanunu kapsamındaysa kadına yönelik her şiddet psikolojik, cinsellik ve ekonomik ayırt etmeksizin suç olarak sayılıyor. Eğer ki aile içerisindeki kadın şiddete maruz kalıyorsa, şiddete maruz kalan kadının psikolojik ve bedensel olarak sağlıklı olmasını bekleyemeyiz. O kadın aile içerisinde annelik rolünü, iş kadınlığı rolünü ya da eş rolünü sağlıklı yürütemeyecektir. Sağlıklı çocuklar da yetiştiremeyecektir. Bu da dolayısıyla bütün toplumun sağlığını etkileyecektir. O yüzden kadına yönelik şiddet bizim öncelikli toplumsal problemlerimizden birisi olarak gündemimizde yer ediyor. Bu kanunla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak 2012'de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kurulduğunu hatırlatan Anadolu, merkezlerin arttığını kaydetti. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Müdürlüğü kuruldu. İlk olarak 14 ilde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Şu an itibariyle 68 ilde uygulama devam ediyor. Yani kadınların artık şiddete uğradıklarında veya uğrama riski bulunduğunda tek elden yürütebilecekleri Alo Sosyal Destek Hattı mevcut. Alo 183 kadın danışma hattımız var. Engelli ve çocuk danışma hattı da bunun içerisinde. 24 saat hizmet veren bir hattımız. Bu 183 adına da ister şiddete maruz kalan kişiler ya da şiddete tanık olan kişiler ihbarda bulunabiliyorlar.